Tekrar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bu istatistik dersinde measures of variation yani değişkenlik ölçülerini inceleyeceğiz. Evet hemen ne yapacağımıza bir göz atalım. Arkadaşlar bize bir data verildiğinde yapabileceğimiz sayısal hesaplamaları iki gruba ayırmıştık. Measures of location ve measures of variation. Measures of location kısmını anlatmıştık. Yani mean, mode, median, percentile, quartile kısmını anlatmıştık. Şimdi İkinci ana grup hesaplamalara bakacağız. Yani measures of variation'a. Peki measures of variation'da biz genel olarak ne yapmaya çalışacağız? Şunu yapmaya çalışacağız. Bize verilen datadaki sayılar birbirinden ne kadar farklı ya da ne kadar birbirine yakın onu inceleyeceğiz. Yani sayılar birbirinden uzak mı yoksa yakın mı onu ölçmeye çalışan hesaplamalar bunlar hocam. Doğru mu? Aynen öyle hocam. Şimdi Measures of Variation'ın altındaki başlıkları tek tek incelemeye başlayalım. Evet bu derste inceleyeceğimiz alt başlıklardan önce range ve interquartile range'e bakıyoruz. Range arkadaşlar mesafe demek aslında teknik olarak range'i şöyle tanımlayabiliriz. En büyük sayıyla en küçük sayı arasındaki fark. Bunu yazalım. Gördüğünüz gibi elimizdeki data setinde en büyük sayı 16, en küçük sayı eksi 2. Bunları birbirinden çıkaralım. 16, eksi, eksi 2 diye. Ve cevabı 18 olarak bulduk. Yani range'imiz 18'miş. Gayet basit. Daha sonra arkadaşlar interquartile range'e bakalım. Interquartile range de third quartile yani 3. quartile ile first quartile, 1. quartile arasındaki farktır. Bunu da yazalım. Bu arada interquartile range kısaca IQR olarak kısaltılır. O zaman IQR'ın formülünü buraya şu şekilde yazalım. Third quartile eksi first quartile. Elimizdeki data setinin third quartile ve first quartile'ını quartile konusunu anlatırken bulmuştuk. Hatırlarsınız first quartile 1.5 olarak bulunmuştu. Third quartile de 10 olarak bulunmuştu. Aradaki fark 8.5 interquartile range'dir arkadaşlar. Interquartile range aynı zamanda hatırlayalım box plot'taki kutunun uzunluğunu gösteriyordu bize. Neden? Box plot hatırlarsanız böyle bir şekildi. Bu şekilde tam şurası birinci kuartaylı. Burası ise üçüncü kuartaylı gösteriyordu. Bu ikisi arasındaki fark interquartile range. Yani IQR'ı biz şu ikisi arasındaki mesafe olarak tanımlayabiliriz aynı zamanda görsel olarak. Ve bu mesafeye de hatırlayalım. Datanın tam ortadaki %50'lik kısmı diyorduk. Yani middle 50% diyorduk. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet şimdi gelelim sınavlarda çok sık karşımıza çıkan standart sapma ve varyansa. Standart sapma nedir? Kısaca bir ondan bahsedeyim. Biz standart sapma hesaplayarak elimizdeki sayıların ortalamaya ne kadar yakın olduğunu anlarız. İstiyorsanız bunu bir yazalım. Evet standart sapma elimizdeki sayıların ortalamaya ne kadar yakın olduğunu ölçer. Standart sapma ne kadar küçükse elimizdeki sayılar ortalamaya o kadar yakın dağılmış demektir. Tersini de söyleyebiliriz. Standart sapma ne kadar büyükse elimizdeki sayılar ortalamadan o kadar uzak dağılmış demektir. Mesela elimizdeki bütün sayılar aynı olursa o zaman standart sapma ne olur Gökhan hocam? O zaman standart sapma sıfır çıkar hocam. Çünkü tüm sayılar ortalama ile aynı olmuş olur. Aynen öyle hocam. Peki varyans nedir? Varyans ne işe yarar? Biraz ona bakalım. Varyans aslında standart sapmayı bulmak için bir araçtır. Yani şöyle söyleyebiliriz. Biz standart sapma bulmak istiyorsak önce varyansı hesaplamalıyız. Varyansı hesapladıktan sonra çok basit bir işlem daha yaparak standart sapmaya ulaşabiliyoruz. Madem standart sapmayı hesaplamak için önce varyansı bulmak lazım. O zaman şimdi varyansı biraz yakından inceleyelim. Jokon hocam varyans kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Population varyans ve sample varyans diye. Population varyansın amblemi G'ye benzeyen bir işaret ki ona sigma denir. Sigma'nın karesi şeklinde. Sample varyansın amblemi ise küçük S harfinin karesi şeklinde. Bu iki varyans türünün formülleri birbirine çok benziyor ama küçük farklılıklar var. Dolayısıyla formül farklı olduğu için sonuçlar da farklı çıkıyor. Şimdi bir örnek üzerinden şu iki varyans türünü inceleyelim. Evet iki tane örneği yan yana koydum ki population varyansı sorduğu örnekle sample varyansı sorduğu bu örnek arasındaki farkı daha iyi anlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soldaki örnekte find the variance of the following population demiş. Yani şu aşağıdaki 5 tane sayıyı küçük bir popülasyon olarak düşünün ve bunun varyansını bulun demiş. Sağ taraftaki örnekte ise şu 5 tane sayıyı bir sample olarak düşünün ve find the variance of the following sample. Yani bu 5 kişilik sample'ın varyansını bulun demiş. Yani aynı sayıları vermesine rağmen soldakinde bunları bir popülasyon olarak düşünün ve varyansını bulun demiş. Sağ taraftakinde ise bu sayıları şimdi bir sample olarak düşünün ve varyansını bulun demiş. Gördüğünüz gibi population varyansın formülünü buraya yazdık. Sample varyansın formülünü de buraya yazdık. Aralarında küçük farklar var. Şimdi biraz inceleyelim. Öncelikle bu formüllerin içerisindeki bu amblemler ne anlama geliyor? Onları bir hatırlayalım. Evet population variance formülüne bakalım. Buradaki x arkadaşlar her bir sayı demek. Her bir sayıdan population'ın mean'ini çıkarıp karesini alıyoruz. Bu işlemi her bir sayı için yaptıktan sonra elde ettiğimiz sonuçları topluyoruz. Hatırlayalım şu matematikte topla emriydi. Daha sonra da popülasyonun eleman sayısına yani population size'a bölüyoruz. Peki bu formülü uygulayıp population varyansı bulalım. İstiyorsanız şöyle tek tek de gösterelim. Buradaki x'in yerine ne gelecek arkadaşlar? Buradaki x'in yerine şu population diye verdiği sayıların her birini tek tek yerine koyacağız. Peki buraya ne gelecek? Yanda da yazdığı gibi bu population mean demek. Yani şu popülasyonun ortalamasını yazacağız buraya. Unutmayın, population mean popülasyonun ortalaması demekti. Bu sayıları toplayıp eleman sayısına yani 5'e bölersek ortalamanın 5 çıktığını göreceğiz. Yani mü'nün yerine burada 5 koyacağız. Peki eleman sayısı kaç? Eleman sayısı da arkadaşlar sayarsak 1 2 3 4 5 5 tane eleman var. O zaman eleman sayısının yerine de yine 5 yazacağız. Şimdi istiyorsanız tek tek formülü uygulayalım. Bakın şöyle uygulanıyor formül. Yine şöyle varyans amblemini yazalım. Buradaki ilk sayıdan başlayarak mini çıkarıp karesini alacağız. 4'ten 5'i çıkaracağım. Karesini alacağım. Hemen bunu yazalım. Araya artı koyuyorum. Şimdi sıradaki sayı olan 7'den 5'i çıkarıp karesini alıyorum. Şimdi 12'den 5'i çıkarıp karesini alıyorum. Şimdi sıfırdan 5'i çıkarıp karesini alalım. Dikkat edin çıkardığım sayı hep aynı. Fakat x'in yerine tek tek elemanları yerleştiriyorum. Evet nerede kalmıştık? Sıfırdan 5 çıkarıp karesini alıyorduk. Ve son olarak 2'den son sayımdan yine mini 5 çıkarıp karesini alıyorum. Bu elde ettiğim sonuçları toplayarak ilerledim. Daha sonra eleman sayısına bölüyorum ki eleman sayısı gördüğünüz gibi 5 bölü 5 dedim. Yukarısı arkadaşlar 88 çıkıyor. Aşağısı 5 çıkıyor. Ve sonuç 17.60 olarak bulunuyor. Population varyansı buldum. Peki benim asıl amacım neydi? Standart sapmayı bulmaktı. Popülasyonun standart sapmasını nasıl bulacağız? Şöyle bir kere population standart deviation'ın yani popülasyonun standart sapmasının amblemi arkadaşlar şu sigma harfi. Yani bu amblemin tepesinde kare olmayan hali. Peki formülü ne arkadaşlar? Varyansı bulduktan sonra çok kolay arkadaşlar. Varyansın kare kökünü alırsak standart sapmaya ulaşmış oluruz. Peki biz varyansı kaç bulmuştuk arkadaşlar? Bakın burada 17.60. Yani kare kök 17.60 dersek standart sapmaya ulaşmış oluruz. Ki standart sapmamız burada 4.20 çıkacak. Böylece standart sapmayı bulmayı başardım arkadaşlar. Şimdi gelelim Sample'ın varyansına. Sample'ın varyansında da neredeyse aynı formülü uyguluyoruz. Yine buradaki x'in yerine her bir sayıyı tek tek koyacağız. Hemen bunu işaretleyelim. x'in yerine buradaki sayıların her birini tek tek yerleştireceğiz. Buraya ise sample'ın mean'i gelecek şurada yazdığı gibi. Sample'ın mean'i nedir? Bu sefer bu sayıları sample olarak vermiş. Dolayısıyla bu 5 sayının ortalamasını alacağım. Ki bu 5 sayının ortalaması tabii ki yine aynı çıkacak. Çünkü aynı sayılar. 5 bölü Eleman sayısının bir eksi, işte formülü farklı kılan kısım burası eleman sayısının kendisi değil bir eksiği eleman sayısı gördüğünüz gibi burada 5 yani küçük n harfinin yerine 5 yazacağız. Şimdi gelin bu formülü de uygulayıp sample'ın varyansını ve standart sapmasını bulalım. Ne yapacağız buradaki sayıların her birinden tek tek 5'i çıkarıp karesini alacağız. İlkinden başlayalım hızlıca hepsini çıkarıp karesini alalım. Aşağıda ise eleman sayısının 1 eksiği yani 5 eksi 1 yapacağız. Burada arkadaşlar yukarısı tabi yine 88 çıkacak. Aynı işlemleri yapıyoruz çünkü burada. Ama aşağısı 5 eksi 1 4 çıkacak. Dolayısıyla sample varyansım 22 çıkacak yani farklı çıkacak. Peki sample standart deviation nasıl bulunur? Tüm standart sapmalar pratikçe varyansın kareköküdür arkadaşlar. Dolayısıyla sample standart sapmayı da ki amblemi sadece küçük s harfidir. Yapmam gereken tek şey sample'ın varyansının karekökünü almak. sampleın varyansını 22 olarak bulmuştum, kök 22 yani 4.69 olarak sample'ın standart sapmasını da bulmuş olduk arkadaşlar. Böylece varyans ve standart sapmanın popülasyon için farklı sample için farklı olduğunu öğrenmiş olduk. Yani Metin hocam, bize soruda varyans ya da standart sapma sorulduğunda, Verilen sayıların population olarak mı yoksa sample olarak mı verildiğine çok dikkat etmeliyiz. Çünkü formülleri farklı ve dolayısıyla sonuçlar farklı çıkıyor. Aynen öyle hocam. Şimdi de measures of variation içerisinde anlatmadığımız son kısım olan coefficient of variation'a bakalım. Coefficient of variation değişkenlik katsayısı demek arkadaşlar. Peki ne anlama geliyor coefficient of variation? Değişkenlik katsayısı yani coefficient of variation şu soruya cevap verir arkadaşlar. Elimizdeki sayıların standart sapması mean'in yani ortalamanın yüzde kaçıdır? Peki coefficient of variation'ın büyük çıkması ya da küçük çıkması ne anlama geliyor? Eğer büyük çıkarsa elimizdeki data çok değişkenlik gösteriyor demektir. Eğer küçük çıkarsa elimizdeki data az değişkenlik gösteriyor demektir. Zaten adı üstünde değişkenlik katsayısı. Gökhan Hocam gayet de basit bir formülü var gördüğünüz gibi. Evet hocam sadece standart deviation'ı mine bölüp 100 ile çarpıyoruz. Aynen öyle hocam. İstiyorsanız örneklerle durumu daha da netleştirelim. Evet Gökhan Hocam iki tane örnek yapacağız karşılaştırmalı olarak. İlkinde demiş ki find coefficient of variation for the following data. E, şu veri için coefficient of variation'ı bulur musunuz diye sormuş. Hatta bunun popülasyon ya da sample olduğunu söylememiş. Ama özel olarak population demediği sürece elimizdeki data'nın sample olduğunu düşüneceğiz arkadaşlar. Şurada da farklı bir soruluş tarzını gösterdik. Find sample coefficient of variation. Dikkat ederseniz parantez içinde özellikle popülasyon demediği sürece elimizdeki data'nın sample olduğunu düşüneceğiz arkadaşlar. Bu sample için coefficient of variation sormuş. Buradaki sample da arkadaşlar bizim yukarıda bulmuştuk. Standart sapmamız 4.69 çıkmıştı. Minimiz ise 5 çıkmıştı. O zaman coefficient of variation formülünü şuraya yazalım. Standart sapma bölü min çarpı 100. Başka bir deyişle 4.69 bölü 5 çarpı 100. Ki arkadaşlar buradan da sonuç 93.8 çıkıyor. Bu coefficient of variation konusunda çıkan sonucun sonuna yüzde işareti koyuyoruz arkadaşlar. Ne demek bu yüzde? Şu demek. Tabii iki şekilde söyleyebiliriz bunu. Standart sapma mi'nin %93.8'i kadar da diyebiliriz. Elimizdeki sayılar mi'nden %93.8 oranında farklılaşıyor, değişiyor diye de yorumlayabiliriz. Benzer şekilde aşağıdaki örnekte de find coefficient of variation for the following population data demiş. Bu sefer bunu bir popülasyon olarak düşün demiş. Ki burada da find population coefficient of variation diye farklı bir soruluş tarzını göstermiş. İkisini de şöyle işaretleyelim coefficient of variation population diye. Bu sefer bu sayıları popülasyon olarak düşünüp coefficient of variation'ı bulacağız. Ki arkadaşlar bu popülasyon olarak kabul ettiğimiz sayı grubunu biz incelemiş ve standart sapmasını 4.20 olarak bulmuştuk. Mean'ini ise yine 5 olarak bulmuştuk. O zaman coefficient of variation formülümüzü yazalım. Standart sapma bölü mean çarpı 100 diye. Standart sapma 4.20 idi. Bölümün 5'ti. 100 çarptığımız zaman sonuç 84 çıkacak. Yine sonuna yüzde işareti koyacağız. Benzer şekilde arkadaşlar buradaki yorumu burası için de yapabiliriz. Hatta şöyle aynısını alalım. Ve aşağıya yapıştıralım. Tabi şuradaki sayıyı 84 olarak değiştireceğiz. Buraya 84 diyelim. Ve tekrar bu yorumu okuyalım. Elimizdeki veriler... Mean'in %84 etrafında değişmektedir. Değişim oranı %84'tür diye yorumlayabiliriz. Böylece arkadaşlar measures of variation konusunda range ve interquartile range'i, daha sonra varyans ve standart sapmayı, son olarak da standart sapmanın mean'e göre oranı anlamına gelen coefficient of variation'ı tek tek incelemiş olduk.